Ben başka nesi var ya? Benim sınav var. İbrahim için. Yine İbrahim var. Afiyet olsun. Faruk abi, bize bir şöyle yemişsin. Kim abi? Burada bir şöyle yemişsin. İstediğim gibi olmadı. Bir şöyle yemişsin. Ne istediğim gibi olmadı. Ben sen hazırım. Olur mu? Anne, anne. Müşterimizi yere gelmiyor. Allah'a afiyet olsun. Bir daha bekleriz. Vallahi onu söyle ya. Değerli konuklar, değerli misafirler. Hapşar elleri. Hepiniz bu şenliğimize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Benden sizlere kucak dolusu sevgiler, saygılar olsun. Ben de bir iki tane sizlere renk katmak için bir tane Hapşar abi okuyacağım. Ondan sonra da bir türkü okuyacağım. Çünkü programımız yoğun maşallah. Allah razı olsun. Hocam hazır mısın? Ben de Sarızlı olduğum için, Hapşar olduğum için bir tane Hapşar abi söyleyeyim. Ondan sonra da bir Türk armağan edeyim. Hastanenin kapısına kar doldu. Kafin düştüm yüreğe. Anam hastanede ben de yatmazdım. Hastane köşesi bana yoruldu. Anam hastanede ben de yatmazdım. Hastane köşesi bana yoruldu. Bir iki hap yürek altında bir kız çocuğu kayıp 5-6 yaşlarında kendi haline gelen küçük bir kız çocuğu görürseniz lütfen bana ulaşın. Açma pencereyi, gezmesin yerler. Bugün efkarlığım bilmesin eller. Köyüme varınca kan sermi derler. Ölüm ve dallanım ayrılık vermek. Sarı zamanınca kanser mi derler. Ölüm ve dallanım ayrılık vermek. Armağan olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Hemen sizden bir ricam. Alkışla bir ritim tutalım. Gülfari hocam bana ne eserini okuyalım. Hocam hadi buyur bakalım. Buyur abi. Tamam abi, ben de ona varıyorum. Olsun anlamayan ya, şimdi ne sözünü tuttun bana ne? Oturup derdimi dinlemeyen ya, nereye giderse gitsin bana ne? Bana ne? Bana ne
elin ötesen ötsün bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Kimine ötersen ötsün bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Çamura batarsa batsın bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Çamura batarsa batsın bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Efendim, bu güzel türkülerimiz benden sizlere armağan olsun, Allah razı olsun. Sıradaki arkadaşlarımız beklemesin, kusura kalmayın. Orkestramız biraz eksik oldu. İnşallah bir dahaki sefere daha farklı olacağız. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın. En kötü günümüz böyle olsun. Mutluluklar dilerim inşallah, sağ olun. Gel cümleten bayramınız mübarek olsun. Hepiniz hoş geldiniz emirler. İkinci avşar şenliğinin düzenlenmesinde emeği geçen gerçekten öncelikle dernek başkanımız Şeref Bey'e ve yönetim kuruluna ve bu bölgeye öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Emirler, şenliğin, derneğin bir amacı vardır. Örf, adet, kültürü geliştirmek ve o kültürümüzü paylaşmaktır. Dayanışmadır. Bu amaçla geçen sene ufak da olsa bir burada sıkıntı yaşandı. Bu sıkıntının tekrar yaşanmasını istemiyoruz. O yüzden büyüklerimize, analarımıza, kardeşlerimize, gençlerimize gerçekten bu konuda biraz daha titiz olmasını istiyoruz. Değerli emniler, burada şu anda görev yapan jandarmamıza, emniyetimize, bizim güvenliği sağladıkları için hepsine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Emniler, son zamanlarda sürekli şehitlerimiz olmuştur. Şehitlerimizi Allah'tan rahmet anlıyoruz. Yaralılara da taziye ediliyoruz. Emniler, bizim bazı sorunlarımız var bu bölgede. Bu bölgedeki sorunlarımızı aşmak için hep beraber el birliğinde dayanışma içerisinde olmamız lazım. Bu lafta değil, sözde değil, özde olması gerekiyor. Sizler bizlerden hizmet bekliyorsunuz, doğrudur. Bizlerin de sizlere hizmet vermemiz için sizlerin de üzerinize vatandaşlık görevlerinizi yerinize getirmenizi gerçekten rica ediyorum. Yani bizim burada bir nüfus demek bir hizmet demektir arkadaşlar. Burada yeni geldi Yaylacı'dan Dut, Tekneli, Dişli'ye diyelim, Karapınar, Çavdar, Yerdek Mağara, Damızlık, Boğatımızda normalde baktığınız zaman boş evlerimiz çok mevcut. Yani birinci adres, ikinci adres olayımız var. Bu konuda biraz özverili davranıp nüfuslarınızı buraya yazdırırsanız ne kadar nüfusumuz artarsa sizlere hizmetimiz o kadar daha güzel olur. Ola ki yetişemediğimiz yerlerimiz var. Ulaşamadığımız vatandaşlarımız var. Herhangi bir art niyetimiz yok. Sadece imkan dahilinde bunu yapmaya çalışıyoruz.
Eğer bu konuda yetişemediğimiz vatandaşlarımız varsa şu kürsüden hepsine art niyetsiz olmadan özür diliyorum. Emre, burada elbette dernek başkanım Şeref Bey de burada, yönetim kurulu hepsi burada. Onlara gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Yani bu organizasyonu inşallah ikincisi düzenlendi, üçüncüsünde daha organize durumlarımızı daha iyi geliştirerek hep beraber el birliğinde daha güzel yapmaya çalışacağız. Bu konuda benim belediye olarak, belediye başkanı olarak üzerime düşen bir görev varsa bugünden itibaren hazırım. Neden? Demin söyledik ya, bu kültürdür. Örf adettir. Anne nedir bunlar? Bunları yaşatmak zorundayız. Bunların bilincinde olmak zorundayız. Ben fazla sözlerimi uzatmıyorum. Hepinize tekrar saygı sevgi sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah sınırlı. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Başkanım için büyük bir alkış. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Belediye başkanım, değerli ilçe başkanlarım, çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, kekik kokan, keklik öten diyarın eli nasırlı mert insanları, emmilerim, dayılarım, bibilerim, bacılarım, kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bizlerin bir araya gelmesine vesile olan, bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapan Dünya Avşarlar Derneği Başkanı'na ve yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum, büyük bir onur duyuyorum. Bu şölenin afişinde kentlerin sessiz çoğunluğu ifadesi yer alıyor. Evet, gerçekten avşarlar, bizler kentlerin sessiz çoğunluğuyuz. Ama artık sessiz çoğunluğu harekete geçirme zamanı. Ama artık birlik ve beraberlik olma zamanı. Ama artık bir olmak, iri olmak, diri olmak zamanı. Dadaloğlu der ki belim bükülür. Gezimin gevheri yere dökülür. Yalnız taştan duvar olmaz yıkılır. Kotçi'de emmi dayı il gerek. Ben de sizlerin içinden çıkan sizin bir evladınız, bu yörenin bir çocuğu olarak emmilerimle, dayılarımla, bibilerimle, bacılarımla, kardeşlerimle bir olmaya geldim. Hasret gidermeye geldim. Şunu bilesiniz ki Türkiye'nin kalbinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizin sesinizim. Sizin sesiniz olmaya da her daim, her koşulda devam edeceğim. Değerli dostlar, ferman padişahın dağlar bizimdir diyen Dadaloğlu'nun torunları olarak bizler haksızlığa boyun eğmediğimiz gibi bu güzel ülkemizin birliği ve bütünlüğü için gözümüzü budaktan sakınmadık. Bundan sonra da bu yörenin evlatları olarak sakınmayacağız. Bu diyarlar keklik öten, kekik kokan diyarlardır. Ama Anadolu'nun turaç öten, nergis kokan diyarları da vardır. Anadolu'nun her köşesi ayrı bir güzel. Biz büyük bir zenginliğe sahibiz. Biz Horonuz, biz Zeybeğiz, biz Hazahlayız, biz Bozlağız, biz Ağdız. Biz Zılgıt'ız. Kaval bizim, zurna bizim, ney bizim. Bizi birbirimizden ayırmak kimin haddine?
kardeş kavgasını körükleyenlere, ayrılıkları dillendirenlere, bizi birbirimize düşürenlere asla ve asla fırsat vermeyeceğiz. Bu güzel ülkemizi asla ve asla böldürmeyeceğiz. Evet. Sözlerime son verirken şairin bir dizeleriyle son vermek istiyorum. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, o da ölümden olsun. Bu memleket hepimizin. Bu dostlukla, saygıyla hepinizi selamlıyorum. Bu derneğimizi daha da büyüterek başkanımızla beraber, hep beraber, sizlerle beraber el ele vererek bu güzel ülkemizde... Sesimizi kesemeyecekler. Sizlerin sesini kesemeyecekler. Avşar'ın sesini kesemeyecekler. Avşar'ın sesi her daim, her zaman, her yerde en gür olarak çıkmaya devam edecek. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dostlukla selamlıyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şunu bilmenizi istiyorum. Ben 9 kardeşli bir çiftçi çocuğum, babanın çocuğuyum. Ben tıp fakültesini kazandığımda ayağımda kardeşler lastiğiyle köyümün kuzularını güdüyordum. Ve bundan da hiç kocunmadım. Doktor oldum, hekim oldum. Her zaman yöremin insanı başımın tacı oldu. Dedim ki daha fazla yörem için, yöremin insanı için ne yapabilirim? Onun için bu yoldayım. Sizlerle beraber çok güzel şeyler yapacağımızdan emin olun. Hepinizi sevgi, saygı, dostlukla tekrar selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Evet, değerli vekilimizi göndermiyoruz. Burada değerli vekilimizin gerçekten bizlere katkısı olacak. Allah nasip ederse çalışmalarımız hep birlikte ortaklaşa olacak. Avşarcasına olacak. İşte bu festivallerimize desteklerini esirgemeyen Sarız Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Eroğlu Bey'e plaketlerini takdim edecekler. Arz ediyorum, alkışlarınız efendim. Teşekkür ediyoruz efendim. Yüreklerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık, ellerinize sağlık. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. İnşallah, inşallah gelecek organizasyonumuzu Sarız'ın merkezinde, göbeğinde daha ihtişamlı, daha güzel yapacağız. Bunun sözünü de aldık ve veriyoruz, öyle mi? Allah'ınıza kurbanım. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerin evladıyız. Yüreğinize sağlık olsun sizlerin. Sazla, sözle, türküyle coşma zamanı gelmiştir. Köyümüzün, yurdumuzun öz çocuğu. Sesini, sazını bu topraklarda, bu rüzgarlarda, bu dağlarda, bu taşlarda yoğurmuş bir kişi. Kim geliyor? Tugay Kocakaya geliyor. Thank you.
gözün niye yaşlı? O kirpiklerim benim başlı. Yaktın beni ateşin. Yazık köylü kızı yazık.
Uyan ey Türk milleti.